Bir şarkı vardı ya, bu yazın popüler bir şarkısı. Arabayı valeden aldıracağım diye. Kim söylüyordu öyle bir şarkı vardı? Biz valeye vermedik arabayı ama aldırıyoruz lan valeden. Arabanı güzel hocam. Araba güzel. Bu Dodge Viper gibi görünüyor. Biz bunu yıllarca Dodge Viper zannettik. Sonra bir film yaptılar, Mustang Shelby diye. Ulan bu filmdeki arabanın aynısı ve Mustang çıktı. Sonra baktık bunun plakasında da yazıyor Shelby'ymiş. Bunun... Bu arabalara binmek şu anda çok böyle gerçekçi mi? İmkanlar dahilinde. Bizim için zor yani, bir maaşlı çalışan olaraktan kaç maaş yapar bilemiyorum bunu. Benim matematik orada tıkanıyor yani. Maaşlı olmuyor. Biz görebileceğiz mi o günler hocam? İnşallah. İnşallah. Benim bildiğimiz o yönde. Bu tarafta olmazsa öbür tarafta bir Mustang istiyorum. Aynısından. Sipariş verelim şimdiden. İlgili makamlara dilekçeyi yazalım. Ama yani son zamanlarda daha da arttı. Eskiden belki hayal kurabiliyorduk ama şimdi hayali bile yok ya. Gittikçe de artıyor. Hani Türkiye'de kalkan hiçbir şey inmez diyorlar da yani. Çıkan hiçbir fiyat düşmez diyorlar. Düşer mi düşmez mi, ama düşmezse alma şansımız yok gibi. Ya bizim maaşlar çok artacak ya bunlar çok İnsanların düşecek. Birazcık da öncelikleri değişti artık herhalde. Bu birazcık daha artık farklı bir tüketim olanı, lüks olanı. Daha çok lüks mü tercih edilmeye başlandı? Yok. Biraz daha kendi geçimini sağlayabileceği, yaşantısını idare edebileceği öncelikler ona dönüştü. Yani önce ekmek alayım, sonra Mustang'i alayım. Yani önce ekmeğimi bir alayım da bir karnımı doyurayım, bakarız Mustang'e de bakarız yani. Bu fiyat artışları nereye kadar gidecek, nerede duracak onu da bilmiyoruz. Yani şu anda bir artış var ama şimdi bu artışın sebebi ne? Bir enflasyon var. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde var. Ve hala da artıyor, artmaya da devam ediyor, duracak gibi de değil. Şimdi bunun temel sebebi normalde hani ürünlerin fiyatı artıyor. Bunu neyden yapıyoruz? Demirden. Demirin fiyatı arttığı için bunun fiyatı da artıyor. Zaten biraz arz talep ilişkisi de var. Aynen. Nüfus da artıyor. Nüfus arttıkça buna duyulan ihtiyaç da artıyor. Fiyatı da etkiliyor doğal olarak. Evet. Bunun malzemesinin fiyatı arttı. Fiyat arttığı için de malzeme de bize ulaşırken artıyor doğal olarak. Ama bunun dışında başka bir tezgah var aslında. Şimdi o kısım doğru. Pandemi yaşadık, işte küresel ısınmalar var, kuraklıklar var. Bütün malzemelerin ya da ham maddenin fiyatı artıyor. Fiyat artınca da bize gelen fiyat da doğal olarak yüksek geliyor. Ama işin pis tarafı şu, tek sebep bu değil yani. Tek sebep bu değil, nasıl bir sebep var? Mesela şirketler normalde ettikleri kardan daha çok kar ediyorlar bu dönemde. Hem kriz dönemi var, hem pahalılık dönemi var, hem enflasyon var. Normalde ne düşünüyorsun? Nasıl yapabiliyorlar bunu? Aynen. Maliyet arttığı halde, bu ürünün bulunabilirliği azaldığı halde nasıl bu şekilde kar edebiliyorlar hocam? İşte karını arttırıyor. Normalde ben şimdi ticaret bilmeyen bir vatandaşım. Şöyle düşünüyorum. Ülkede kriz varsa bunu 2'ye satıyorsam, ya 1,5'a düşüreyim de satılsın diye düşünürüm. Yani. Ama onlar 2-2,5 yapıyorlar. Daha çok satılıyor ilginç bir şekilde yani. O yüzden sanki buradaki mevzu sadece ürünlerin, ham maddenin fiyatının artması değil, şirketlerin karlılık oranı çok arttı son dönemde. Normalden daha çok kar etmeye başladılar. O yüzden bu enflasyon oranı sanki en çok şirketlere yarıyor. Hatta bununla ilgili büyük bir CEO'nun bir sözü vardı yani. Enflasyonist ortam bizim işimize yarar. Biz daha çok para kazanırız. İşte ben ticaret bilmediğim için buradan çıkış yapamıyorum ama adamlar... Adama fırsat olarak görüyorlar birazcık aynen, da. Aynen öyle. Bu olağanüstü dönemi fırsat olarak, kendi ceplerini fırsat olarak görüyorlar. Aynen öyle. Mesela dediğim gibi bunu 2 liraya satıyordu. Bunun malzemesine zam geldi. Bunu 3 liraya satması lazımken 4 yapıyor. Şimdi ben düz mantıkla diyorum ki o da bunu satamaması lazım ama daha çok satıyor ilginç bir şekilde. Arz talep de artıyor dediğin gibi. Onun da etkisi var. O yüzden şu anda şirketler tarihlerin en büyük karlılık oranlarını açıklıyorlar. Yani en büyük karlarını yapıyorlar. Ama bu büyük şirketler tabii. Peki yani, halk lehine bu tarz şirketlerin olaylarını düzenleyebilecek, toplayabilecek bir etken güç yok mu hocam? Aslında var. Şöyle, burada hiç kimseyi vicdanıyla baş başa bırakmamak lazım. Çünkü vicdan bir yere kadar kontrol eder insanı. Yasaların ya da işte insanları devlet dediğimiz o mekanizmanın kontrol etmesi lazım. Bir mekanizma olacak, devlet dediğimiz bir şey. Bu insanları baskı yapmak değil yani. Diktatörlük kurmak değil, insanları özgürlüklerinden kısıtlamak değil de kontrol etmek sadece. Şimdi şirketler böyle keyfi davranıyorlar değil mi? Normalden daha çok para kazanıyorlar. Ha bir de burada tekelleşme de var. Yani konuyu biraz o dediğin soruya birazdan geleyim. Bir tekelleşme var. Şimdi normalden daha çok kar ediyor şirket. Evet. Enflasyonu bahane etti. Krizi bahane etti. Şirketini karını arttırdı. Daha çok kar etti. Bir de burada tekelleşme dediğimiz bir şey var. Bütün dünyada var. Türkiye'de de var. Rakip bırakmıyor. Rakip bırakmıyor. Küçük rakipleri yok ediyor. Onları ortadan kaldırınca kendi daha da büyüyor. Böylece tekel o. Tekelin... Birazcık şey gibi oluyor herhalde. Şu mahalle aralarındaki bakkalların yerlerini işte bu büyük marketlere bırakması gibi.
çok zincirli büyük marketlere bırakması gibi. Üç harfliler var diyoruz yani. Üç harfliler. Çoktur, BİM'dir, 101'dir falan. Onlar dediğin doğru yani. Esnaf farklı bir şey, onlar farklı bir şey. Çünkü burada bir tekelleşme olduğunda fiyatı sadece onlar belirliyor. Mesela diyelim ki her mahallede bir şirket market var. Bu marketlerin hepsinin aşağı yukarı toptancısı aynıdır. Bunu 4'e alır, 5'e satarlar. Yani yüzlerce marketin birbirini takip etmesi, fiyatlarına bakması biraz imkansız bir şey. Evet. Ama şimdi Şok'la BİM anlaşırsa istediği fiyatta satabilir ürünü yani. Şok, BİM 101 anlaşsa, Migros anlaşsa ki bunların fiyatları birbirine çok yakın. Rekabet yok neredeyse. Bunlar anlaştığı zaman 3 liralık şeyi 13 liraya bile satabiliyorlar. Çünkü tekeller bütün piyasa onların kontrolünde, ortak bir karar verip millete çakabiliyorlar fiyatı. Ama onların yerine her mahallede bir market olsa, yani Sarıyer'deki marketle Beykoz'dakinin anlaşma şansı çok zor. Gidecek, takip edecek, piyasaya bakacak falan. O yüzden yani hem enflasyonist ortamı değerlendiren, karlarını arttıran şirketler var, hem de tekelleşme var. Bu tekelleşme sonucunda, karın artması sonucunda böyle bir pahalılık ortaya çıkıyor. Bu düzen hep böyle değildi hocam. Geçmiş dönemlerde bu düzeni nasıl sağlıyorlardı? Şimdi rahmetli Levent Kırca'nın bir sözü vardı ya. Düzen değişse de düzülen hep vatandaşları. Her türlü vatandaşı düzmüşler, o ayrı mesele de. Ama geçmiş dönemlerde, hatta şu anda Avrupa'da, batılı devletlerde de var. Devlet çeşitli şekilde esnafı, şirketleri kontrol etmiş. Mesela Osmanlı'da Ahilik diye bir teşkilat var. Ya da işte Lonca var. Osmanlı'nın öncesinde de var. Bu teşkilatlar fiyat belirlemişler. Nar sistemi diye bir şey var. Arada R harfi var. Nah değil de nar sistemi. Nar diye bir sistem var. Nar diyor ki bunun taban fiyatı 1000 lira en az. En fazla da 10 bin liradır diyor. Onun üzerine çıkamazsın, onun altına da inemezsin. Tavanı da koyuyor yani fiyat olarak. Aynen. Tavanı da belirliyor. Tavanı da belirliyor. Çünkü hani rekabet için bazen şirketler zarar etmeyi kabul eder ya. Buna da izin vermiyor. Yani diyor ki şirkete sen batmayacaksın, ben seni koruyacağım. Vatandaşa da diyor ki şirket sana çakmayacak, ben seni koruyacağım diyor. O yüzden hem üst sınırı hem alt sınırı belirlemiş. Onun arasında istediğin gibi satabiliyorsun. O yüzden hem esnafı korumuş oluyor hem vatandaşı korumuş oluyor. Eskiden devletlerin böyle bir kontrol mekanizması vardı dediğin gibi. Lonca ile Ahilik de yapıyordu. İstediğin fiyatı çaka. Bir ara Türkiye'de de oldu hani yakın zamanda. Uçak fiyatlarına bir tavan belirlediler. 1000 liranın üzerine. Ülke içinde çıkamazsın dediler. Kimse çıkamadı, şirketler de batmadı, çalışmaya devam ettiler. Demek ki bu yapılabiliyormuş. O yüzden geçmişte bu kontrol vardı ama günümüzde maalesef yok ki. Bir şey, hatta günümüzde bir yasa var yanlış bilmiyorsam, rekabet yasası. Bunu sen kendi iş yerinde satıyorsun, ben de kendi iş yerinde satıyorum. Aynı fiyata satamayız. Mutlaka fiyatların farklı olması lazım. Böyle bir vatandaşı koruyan rekabet yasası var eğer değişmediyse, kalkmadıysa. Ama sen bunu 1'e satıyorsun, ben 0.99'a satıyorum. Aslında aynı fiyata satmış gibi oluyor. Göz boyamış gibi. Göz boyamış. Devletin bunu kontrol etmesi lazım işte. Ya da devlet etmesin, ticaret odası etsin, TÜSİAD'ı etsin, bir şey etsin yani. Bir korum, şirket sahiplerinin vicdanına bırakılacak bir durum değil. Aynen öyle. Şirket sahipleri anlaşınca bir tekel oluştuğunda istediği fiyata satabiliyor. Şimdi bunun örnekleri de var. Mesela Amerika'da marketler, diyelim ki et ve tavuk ürünü satın alacaksın. Amerika'daki et ve tavuk ürünlerinin satışının %80'ini 4 şirket yapıyor. 85'ini. Demek ki bu 4 şirket anlaşırsa istediği fiyata satabilirler. Rekabet diye bir şey kalmıyor tekelleşmeden dolayı. Veya yine Amerika'da ilaç pazarı 5 şirketin elinde. Bu 5 şirket anlaştığında ilaç fiyatını istediği gibi satabilir. Tekeller sonuçta. Ama 100 tane şirket olsa hepsinin anlaşma şansı yok. Yani bir şekilde biri ucuz, biri pahalı satıp piyasaya girmek isteyecek, hakim olmak isteyecek. Ama öyle mi? Havayolu şirketleri Amerika'da 12 taneydi, 4'e düştü. 4 olunca yine aralarında anlaşabiliyorlar. Türkiye'de de mesela şimdi havayolu deyince aklına ne geliyor? Türk Hava Yolları var. Pegasus var. Anadolu Jet diyeceğim, o da Türk Hava Yolları zaten. Yani. Altı markası. Bizde de var tekelleşme demek ki. İstediği fiyatı satıyor. Marketleri saydık biraz önce işte. Bunlar anlaşıyor. İstediği fiyatı vatandaşa çakıyorlar. Bu tekelleşmenin örneği bankacılıkta da öyle mesela. Amerika'da 5 büyük banka diğer bankaları neredeyse piyasada yok etmiş durumda. İşte telefon piyasasında Apple diye bir şey var. Telefon piyasasının bir yarısından çoğuna tek başına hakim gibi bir şey. Tekelleşmeye doğru gidiyor yani. Şu anda birçok cep telefonu satan iş şirketi, iş yeri, dükkan falan sadece Apple satıyor mesela. Diğer markaları dükkana sokmuyor bile. Çünkü Apple orada zaten tekelleşti. Aynen. Marka olarak diğerlerine fırsat tanımıyor. İşte bu her sektörde var. İşte geniş bant üretiminde de var. Mesela Coca-Cola ile Pepsi. Çok büyük rakipler. Ama bir bakıyorsun kola fiyat arttırınca Pepsi de arttı. O kola indirince Pepsi de indiriyor. Tekel olmuşsun. İki tane şirketsin. Arada anlaştığın zaman istediğin fiyatı yapıştırabiliyorsun. Burada işte en büyük sorun. Yine aynı şeyi söyleyeceğiz belki ama dediğim gibi bir tekelleşme olmaması lazım. Paranın piyasaya dağılması lazım. Böylece fiyatlar daha aşağıya düşebilir.
anlaşıp istediği fiyatı yapıştıramazlar. Birden ne olursa olsun bir mekanizmanı şirketleri, zenginleri, bu iş üretim yapan, satış yapanları kontrol etmesi lazım. İşte Osmanlı'daki... Bu mekanizmada yani... devlet mi olacak bu evet. bağlamda hocam? Şu Çünkü... an en büyük de güç olan devletlerden Amerika bu sisteme karşı gelebiliyor mu, durabiliyor Aslında mu? Aslında onlar da var. Mesela belli bir rakamın üzerinde zenginliğe ulaştığında şirket, devlet bölüneceksin diyor. Microsoft öyle bölündü mesela. Microsoft normalde şu anki varlığından çok daha büyük bir şeydi. O işte üst sınıra geldiğinde devlet bölüneceksin diyor. Dört parçaya ayrıldı Microsoft. Yani Bill Gates servetini aynen. Bu da devletin yapmaya çalıştığı şey, çok büyük şirket olursa devletten daha güçlü olur, daha etkili olur. Şu an birazcık da zaten dünyada genel olarak o var hocam. Aynen Şirketleşme, öyle. Şirketokrasi diyorlar. Aynen, çok Onların güzel. Onların hakimiyeti. Bu tabir artık çok fazla var, şirketokrasi. Şirketler işte, önceki videolarımızda da söylemiştik. Twitter diye bir şirket var. Amerika Başkanı'nın hesabını kapatabiliyor. Yani Amerika Başkanı o dediğimiz kişi... O gücü kendini hissediyor yani. Aynen. Dünyadaki en büyük siyasi figür belki de. İşte birazcık da mevzu hocam bu şirketokrasi varken... Şirketlerin bu kadar gücü varken devletler bu şirketlere karşı gelebilecekler mi? Söz söyleyebilecekler mi? Aslında devletler şirketlerden çok büyükler. Ama işte devlet yöneticileri burada soru işareti. Vatan haini işte. Mi, satılmış mı, ülkesini mi düşünüyor, cebini mi düşünüyor, şirketlerin adamı mı, milletin adamı mı? Zaten sorun buradan kaynaklanıyor. Eğer gerçekten ülkesini, insanlarını düşünen bir yönetim olsa, idari kadro olsa, Amerika'da, Japonya'da, Almanya'da, Türkiye'de neyse, o zaman şirketlerin yanında değil de vatandaşın yanında olurlar. Ya bu komünizm değil. Şimdi bu biraz komünizm mantığına kayıyor ama komünizm değil, devletin kontrol etmesi lazım. Bu kapitalizmde de olur, sosyalizmde de olur, komünizmde de olur. Kontrol eden, devletin şeyi budur zaten, mantığı var olma sebebi budur. Devlet kontroldür, yani devlet fabrika kurup bir şey işletmesine gerek yok. Var olanları kontrol etsin, vatandaşı yine korur zaten. Ama şimdi şirketokrasi dedin mesela, çok güzel bir tabir, çok bu dönemde çok yaygın. Gittikçe de güçleniyor şirketokrasi dediğimiz şey. Şirket sahiplerine devlet başkanları istediklerini yaptıramıyorlar. Trump döneminde mesela Trump o büyük Amerikan şirketlerinin paralarını Amerikan bankalarına çekmek için adam uğraştı yani. Trump'ı severiz sevmeyiz ayrı mesele de. Veya üretimlerini işte başka ülkelerden Amerika'ya getirdi. Evet, yaptıramadı ki Trump baskıcı bir adamdı. Diktatör tarzı bir yöneticiydi. Ama şirketler o kadar işte biraz önce verdiğim örnek. Twitter diye bir tane şirket var. Elon Musk bunu 40 milyara aldı. Bunun fiyatı olan bir şirket sonuçta yani. Ama bu şirket dünyanın en büyük siyasi figürü dediğimiz Amerika Başkanı'na hesabını kapattım diyebiliyor yani. Sen kimsin arkadaş ya? O gücü kendinde buluyor işte, hissediyor demek hocam. Şimdi bunu Roma İmparatoruna yapamazdın tarihte. Osmanlı Padişahı'na yapamazsın. Çünkü orada çok büyümeni engelliyor. Osmanlı'da müsaade diye bir sistem var. El koyma yani. Osmanlı diyor ki belli bir zenginlik noktasının üstüne gelen herkesin mal mülkü, malına, mülküne, arazisine el koyabilirim diyor devlet. Senin o devleti zorlayacak güce ulaşmanı engelliyor. Öyle olduğu için de padişah istediği gibi şirketler üzerinde, zenginler üzerinde baskı kurabiliyor. Ya da Roma İmparatoru bunu yapabiliyor. Ama günümüzde şirketler büyüyorsa, devlet başkanları da buna izin veriyorsa, sonra o şirketler başkanları yutuyorlar işte. İstediklerini yaptırıyorlar. Zaten ya şirketlerin adamı oluyor başkanlar, ya da şirketler bunları bir şekilde doyuruyor. Onların istediklerini yapıyorlar. Öyle olunca da vatandaşı, halkı, milleti koruması gereken başkanlar şirketleri koruyor. Şirketler de bugünkü hale gelebiliyorlar. Yani şimdi çok konuyla ilgisi olmayabilir belki ama ileride ülkeleri şirketler yönetecek. Şöyle diyebilirsiniz, şu anda da yönetiyorlar diyebilirsiniz. Şu anda fiili bir yönetim yok en azından. Yöneticiler üzerinden belki. Şu anda yöneticilerin üzerinde etki kuruyorlar. Onun üzerinden yönetim zaten şirketlerin kontrolünde ama yakın zamanda belki 3-5-10 sene sonra kendini yönetemeyen küçük ülkeler belli şirketlere ülke yönetimini devredecekler. Yani Elon Musk'ın kurduğu, işte Jeff Bezos'un kurduğu bir şirket olacak. Afrika'daki bir ülke diyecek ki kardeşim biz ülkeyi yönetemiyoruz, batırdık. Siz gelin burayı yönetin. O da oraya bir yönetici tayin edecek. Apartman yöneticileri var ya şimdi mesela, bazı yerlerde var. Apartmanın içinden hiç kimse yönetici adayı olmuyor. Bu işi yapan şirketler var. Gidiyorsun şirkete, bizim apartmana yönetici tayin et diyorsun. Senin apartmanı dışarıdan bir şirket gelip yönetiyor. Bunun devlet bazını düşünelim. İleride bunları yaşayacağız. Yani ülke, küçük bir ülke, kendini yönetemeyen bir ülke ya da yöneticilerin bir türlü iyi insanların seçilmediği bir ülke. Orada insanlar ya da ülkeler gidecekler işte büyük zenginlere, bu Bill Gates olur, Elon Musk olur ya da Jeff Bezos olur, belki Koç olur, bilmez çok büyürse. Diyecekler ki arkadaş biz bu ülkeyi yönetemiyoruz, al sana ülkenin anahtarları, tapusu, kapısı neyse artık burayı sen yönet. Buna doğru gidiyor şu anda dünya. Bunu da sağlayacak ya da buna da sebep olacak şey nedir? İşte bu tekelleşen, çok büyüyen şirketler. Ülkelerden büyük şirketler var şimdi yani, çok büyük firmalar var. Bunlar zaten güçlüler ama
Bu fiili yönetim yok en azından şu anda dünyada. Ona doğru gidiyoruz. Sonraki süreç halk lehine dönme ihtimali var mı hocam? O da olabilir. Yani zaten... Yani en azından şöyle söyleyeyim. Bu faiz, işte bu bankacılık sisteminin hakim olduğu bu dünya düzeninde çok gerçekçi mi? O da yani biraz hayal gibi olabilir belki ama şu anda anlatıyorsun işte şöyle aileler var, böyle zenginler böyle yönetiyorlar, şirketokrasi kurmuşlar. Yıkılmayacak bir sistem gibi anlatıyorsun ama yıkılabilir. Dediğim gibi 3-5 tane akıllı yönetici, ülkesini, milletini, insanlarını seven yönetici çıksa bu Amerika başkanı olur, işte Rusya başkanı olur, Almanya başkanı olur. 3 tane büyük devlet başkanı çıksa bu sistemi değiştirebilir. Ya da değiştirme yönünde bir yolunda büyük bir adım atabilir. Mesela bizim eski videolarımızda da var. Tapınakçılar diye bir ekip var zamanında. Avrupa'yı yönetiyorlar, dünyayı yönetiyorlar. Krallara borç veriyorlar. Yönetim onların eline geçmiş. Sonra Fransa kralı falan diyorlar ki ya bu böyle olmayacak. Bizim ülke yönetimlerini bunlara kaptırmamamız lazım diyorlar. Tapınakçılığı yasaklayıp tapınakçıların liderlerini falan idam ediyorlar. Yani 3 tane kral anlaştığında bu sistemi çökertebiliyor. O yüzden şu anda da büyük devletlerin yöneticileri bu sistemi çökertebilirler. Ama dediğim gibi oraya gelen kişinin şirketlerin karı değil de vatandaşın cebini düşünmesi lazım. Böyle bir sistem, böyle bir düzen kurulabilir, olabilir. Faiz meselesi o çok farklı bir durum. Şimdi dini bir mevzunun dışında düşünelim faizi. Evet, dini olarak değil de. Sistem. İslam, aynen. İslam yasaklamış. Yahudilikte de yasak mesela faiz. İsrail'de faizli banka yok. Faizin temel mantığı şu. Üretme, fabrika kurma, iş yapma. Ben sana para kazandıracağım. Bankaya götürüyorsun paranı, bir sene sonra fazlasıyla alıyorsun. Ama Almanya'da böyle değil. Almanya'da parayı yatırıyorsun, bir sene sonra eksik alıyorsun. Fazla değil yani. Faiz yok, eksi faiz var. Çünkü sistem sana diyor ki, paranı bankada tutma, git diyor iş yeri aç. İşlet, buradan para kazan diyor. Benim diyor, bankamda tutarsan ben senden kasa kirası yaparım. Aynı şey Japonya'da da var. Eksi faiz var. Japonya, Almanya bunlar şu an dünyanın en büyük ekonomik güçlerine sahip ülkeler arasında. Demek ki faizsiz sistemde ülkeler büyüyebiliyormuş. Bu faiz yani biraz... Gelişmeyi engelleyen mevzu. Hani dediğim gibi yine aynı şeyi söyleyeceğim belki ama dini bir mevzu değil yani. Şimdi din içinde de var. Mesela Hazreti Muhammed peygamberliğini ilan ettiğinde Mekke'de karşı çıktığı düzenden bir tanesi de bu kapitalist düzene karşı çıkıyor yani. Mekke'de, Mekke'nin zenginleri var. Çok parası olanlar var. Bunlar tefecilik yapıyorlar. Faizle insanlara borç veriyorlar. Bu çok büyük bir gelir sağlıyor bunları. Aynı zamanda kontrol ediyorlar. Şimdi İslam çıkıyor. Hazreti Muhammed diyor ki faiz yasak. Hayda. Ne oldu? Adamların en büyük gelir kaynağı bitti. Tüm düzeni bozuldu. Kapitalist düzeni çökerttin orada bir anda. O yüzden Mekke'nin ileri gelenlerin İslam'a karşı çıkma nedenlerinden birisi de bu. Peygamberin kapitalist düzeni yıkmasına karşılar. O yüzden hani faize dinler karşı çıkıyor zaten. Ama dini bir kenara bırakalım. Ülkenin gelişmesini isteyen her insanın yani faizi... Müslüman olmayan bir Almanya, bir Japonya bile bunu yapabiliyor. Aynen, çok mantıklı. Bak güzel bir örnek, doğru harbiden. Almanya Müslüman değil, faiz yok. Japonya Müslüman değil, faiz yok. Türkiye Müslüman, faiz var. Bu ne yaman çelişki. Gir Ahmet Kaya'yı Sinancığım. Bu ne yaman çelişki diye yapıştırsın Ahmet abi. Ahmet abi de olsaydı bize katılırdı şimdi. Büyük şirketleri yöneten yöneticiler de diyorlar yani bizim işimiz enflasyonist ortamda her zaman daha da iyidir. Enflasyonun olması büyük şirketlerin işine geliyor. Aynen. Daha çok para kazanıyorlar. Burada devletlerin kontrol etmesi gerekir dedik ya. Devletin kontrol etmesi gerektiğin mevzu şu. Bunun üretimi için var olan malzemenin fiyatının artması değil de karları kontrol etmesi lazım devletin. Maliyet kârları. Değil de şirketlerin kar oranlarını. Daha güzeldi. Bu özet daha güzeldi. Maliyeti değil, karlılık oranlarını devletin kontrol etmesi lazım. Şimdi bu kadar konuştuk, uzattık belki mevzuyu ama sonuç şu. Biz tek başımıza bu ekonomik sorunu çözemeyiz. Ya da bireyler bu ekonomik sorunu çözemezler. O yüzden bireylerin seçtiği kişilere dikkat etmesi gerekiyor. Yani seçtiğin adam kapitalizme hizmet etmemesi lazım. Ya da büyük şirketlerin halkı düşünmesi lazım. Bu olabilir. Yoksa bireyler tek başına bu sorunu çözemez. Bu pahalılığı bitiremez. Bu şirketlerin karlılığını sona erdiremez. Ya da düzeni sağlayamaz diyelim. Bunu kişi birey tek başına yapamaz. Bir de şu var, yöneticilerin hataları, bizim seçtiğimiz yöneticilerin ekonomik anlamda yaptığı hatalar cezasını biz cebimizden ödüyoruz. Bizim cebimizdeki para azalıyor. Yöneticinin cebindeki para azalmıyor. Bunun sonucu acısı hep bize çıkıyor yani. Burada bir şey daha var, son bir şey olsun bu da. Bu ekonomik düzen nasıl değişir? İşte biraz önce sen de sordun. Burada bir zaaf var insanlarda, bir kurtarıcı bekleme zaafı var. Bu dinde de var. Mesela insanlar ölüyor, savaşlar var, katliamlar var, dünyada düzen birazcık yok, adalet kolay yok. Kaçma galiba hocam. Aynen öyle, çok doğru. Bu bir Mesih beklentisi var yani. Mesih evet. Gelecek, Mehdi gelecek, bizi kurtaracak. Bu insanları tembelliğe itiyor. Yani hep bir Hızır beklentisi var ya. Aynen. Sen Hızır ol diyorlar. Aynen, sen Hızır ol abi, sen çöz sistemi. Buradaki mantık da öyle. Yani ekonomik düzende de, ekonomik düzenin değişmesinde de işte biz şu partiyi seçeceğiz, düzelecek ülke. Ulan o da aynısı oluyor bir süre sonra. Şu lideri seçeceğiz, kesin düzelecek.
Ben şimdi şey hatırlıyorum, AK Parti'nin iktidar olmadan önceki dönemi hatırlıyorum. O ülke uçacak yani, böyle bir havaya girdi Türkiye. Ülke uçtu. Vallahi uçmak parantez içinde değilim. Falan filan. Neyse, o yüzden insanların burada yani bizim de yaptığımız hatalardan bir tanesi. Yani bunu seçtik, kurtulduk, öyle bir şey yok abim yani. Bu lideri seçtik, her şeyi düzeldi, öyle bir şey yok. Burada yine en başa dönüyoruz ama bu sorunların hiçbiri şahısta çözülmez. Sistem olması lazım, yasa olması lazım, kanun olması lazım. Bunların her şeyin üzerinde olması lazım. Halkın denetleme yetisini de bırakmaması lazım galiba hocam. Aynen, aynen öyle işte. Yani peşinden de devam etmesi lazım. Biraz ondan sorgulaması lazım. Biraz da ondan kaynaklı. Her seçim bir sorgulamadır aslında. Onun gibi bir şey. Yani hukukun üstünlüğü, kanunun üstünlüğü, yine oraya geleceğiz belki ama daha önce de anlattığım bir hikaye var, onunla bitirebiliriz. Almanya'nın Atatürk'ü diyeceğimiz bir vatandaş var. Bismarck diye Alman siyasetçi var. Çok güçlü bir figür. Yani Almanya'nın kurucusu diyebiliriz. Bu köyleri geziyor, Almanya'nın köyünü geziyor. Çok güçlü siyasi bir figür yani, gezen vatandaş. Bir Alman köylüsüyle bir konuda tartışıyorlar. Köylü bayağı atar gider yapıyor yani. Bismarck tanımam ben diyor. Hakkını koruyor, söylediğinin doğru olduğunu falan. Neyse, tartışma uzuyor. Bismarck diyor, sen neye güveniyorsun kardeşim diyor. Ne bana atar gider yapıyorsun, neyine güveniyorsun diyor. Köylünün verdiği cevap muhteşem ya. Ben diyor Berlin'deki mahkemeye güveniyorum diyor. Yani diyor ki bu yasa var. Yasaya göre ben haklıyım. Bismarck'ta olsan yasaya uyacaksın kardeşim diyor. Mahkeme bunun hesabını sorar senden diyor. Adalet, kanun bunun hesabını sorar diyor. Gerçekten kanun böyle üstün olursa o zaman ülke düzelir. İşte Almanya şu anda iyi mi kötü mü? Adaletin hakimiyeti önemli hocam işte bu manada. Kesinlikle öyle. Almanya bizden iyi mi kötü mü? İyi. Niye? İşte anlattığımız mevzu. Kanun üstünlüğü, hukuk üstünlüğü. Kanunlar kontrol ediyor. Uzatıyoruz belki ama son bir örnek olsun. Geçen bir haber vardı. Hangi devletin başkanı kahvaltıda bir şey ısmarlamış da devlet yöneticilerine bu. Avrupa'da bir ülkede yakın zamanda yaşanan bir olay. Bir tane devlet başkanı marketten alışveriş yaparken tabloya çikolata alıyor. Ve onu yanlışlıkla, kendi ifadesiyle, devletin kredi kartıyla ödüyor. Bu sorun oluyor yani. Yaptığın şey çikolata almak ya. Yani devleti soymak falan falan. Bu tarz şeylere gelmiyoruz bile. Özetleyelim. Pahalılık var mı? Var. Var. Bunun tek sebebi ürünlerin fiyatının artması değil, şirketlerin karlılık oranlarını çok fazla tutmaları diyebiliriz. Düzeleceğiz hocam inşallah. İnşallah. Düzelir inşallah diye.